4 aylık geliştirme sürecinin ardından Apple, nihayet son işletim sistemi için 3. bakım ve güvenlik güncellemesi sürümü olan OS X Mountain Lion 10.8.3'ü yayınladı. İşletim sisteminin yeni sürümü içerisinde Safari'nin yeni bir sürümü de bulunmakta. 2009 yılında yayın hayatına başlayan ve türünün ilk örneklerinden olan soru-cevap sitesi PornSpring, kendi internet sitesinde yaptığı bir açıklamayla 31 Mart tarihinde sitenin kapanacağını duyurdu. Kullanıcılar 15 Nisan tarihine kadar site üzerinde bulunan verilerine ulaşabilecekler. Japon cep telefonu üreticisi Sony, orta seviyede kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen yeni akıllı telefonları Xperia L ve Xperia SP'yi kullanıcılarına tanıttı. Sony'nin yeni akıllı telefonlarının yılın ikinci çeyreğinde raflardaki yerini alması bekleniyor. Google, kullanıcılarının GIF formatındaki animasyonlu resimlerini kolayca bulmaları için mevcut arama özelliğini güncelledi. Yeni gelen güncelleme ile birlikte kullanıcılar animasyonlu resim dosyaları için Google Görsel Arama üzerinde filtreleme seçeneklerini kullanabilecek. 200 milyon aktif kullanıcıya sahip olan dünyanın en önemli iletişim platformlarının başında gelen Twitter, 21 Mart 2013 tarihinde 7. yaşını kullanıcılarıyla bir video paylaşarak kutlamayı tercih etti. Twitter tarafından 7. doğum günü için hazırlanan videoyu sitemiz Thumbnail üzerinden izleyebilirsiniz. Google yeni not alma servisi Keep'i resmen duyurdu. Evernote'a alternatif olarak kullanılabilecek servisin web versiyonu ve Android uygulaması piyasaya sürüldü. Google Keep uygulaması basitçe unutmamanız gereken yapılacak işlerinizi çevrimiçi ortamda not almanıza olanak sağlamakta. Google tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamaya göre YouTube tarihinde ilk kez aylık 1 milyar tekil ziyaretçi sayısına ulaştı. Geçtiğimiz yıl içerisinde 800 milyon civarında olan bu rakamın bu yıl içinde %25'lik bir artış göstererek 1 milyar rakamına ulaşması gerçekten etkileyici. Görünen o ki Apple Galaxy S4 duyurusu karşısında sessiz kalmaya niyetli değil. iPhone 5 için yeni bir reklam kampanyası başlatan Apple, telefonunun iyi özelliklerini ön plana çıkarırken Retina ekran teknolojisine vurgu yaptı. Microsoft Windows Phone 8 için desteğini 2014 yılının Temmuz ayında, Windows Phone 7.8 için ise Eylül ayında kaldıracağını açıkladı. Şirket bu platformlara 18 aylık destek süresi tanımıştı ve bu sürenin kısa olmasında mobil işletim sistemlerinin sürekli daha hızlı bir sürme güncellemesinin etkisi çok büyük. Teknoloji üzerine yorum yapan uzmanlardan olan Peter Misek, yeni duyurulan Galaxy S4 hakkında yaptığı açıklamada S4'ün devrimsel özellikler getirmediğini açıklayarak iPhone 5S'in satışlarda Galaxy S4'ü geride bırakacağını iddia etti. Apple iOS 6.1.3 güncellemesini çıkardı. Bu güncellemeyle bir aydan fazla bir süredir kullanıcılara sorun yaratmakta olan iPhone kilit ekranı güvenlik açığının onarılması amaçlanıyor. Bu güncelleme hataları düzeltmesinin yanında Japonya'da bazı haritalara gelecek yenilikleri de içermekte. Kısa bir süre önce Terence Eden adlı bir kullanıcı tarafından Galaxy Note 2 cihazında keşfedilen kilit ekranı güvenlik açığının onarılması için Samsung çalışmalara başladı. Güvenlik açığı kilit ekranında ana durum aramaları üzerinden parmak çabukluğuyla ana ekrana erişime sebep oluyordu. Microsoft kullanıcılara gönderdiği bir elektronik posta ile Messenger'dan Skype'a geçiş sürecini hatırlattı ve Skype'ın kullanışlı yönlerini öne çıkardı. Geçiş sürecinin 8 Nisan'da sonlanacağını söyleyen Microsoft, bu tarihte Messenger hesaplarını açan kullanıcıların Messenger'ı kaldırmaya ve Skype'ı yüklemeye yönlendirileceğini belirtti. Gmail Android uygulaması yenilendi. Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemini kullananlar artık bildirim alanından gelen e-postaları arşive atabilecekler ya da doğrudan yanıtlayabilecekler.
Google Play ya da eski adıyla ifade edecek olursak Android Market yepyeni bir yüze kavuşmaya hazırlanıyor. Google I.O. etkinliğiyle birlikte tanıtılması beklenen yeni Google Play arayüzü şimdiden merak uyandırmaya başladı. HTC'nin yeni üst seviye akıllı telefonu Türkiye'de de merakla bekleniyor. Birkaç hafta önce Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde satışa sunulan HTC One'ın Türkiye'de Nisan ortasında satışa çıkacağı ve 1999 TL'lik etiket fiyatına sahip olacağı açıklandı.